zaten. Şimdi zayıflamaya yardımcı çok güçlü bir öğle yemeği. Evet. Hem kilo verdirecek hem öğlen yediniz mi akşama kadar tok. Öğlen onu yediniz. Allah. Akşam onu ne yiyeceğiz? Orada mı yapalım? Hadi canım yemek yapalım. İçin mi götürüyorsun? Vermem daha göstereceğim onu dur. Ama bir tat bakayım nasıl olmuş ya. Bir de tadını biraz, söylesin bize. Biraz tuz atalım. Karabiber bir ekmek. Atalım. Ha tuzlu karabiberi yok. Ha, tabii. Tabii. Tamamen tabii. Tuzsuz. Biraz peki şu öğle yemeğini bize anlatın hocam. Çatal orada vardı. Şimdi bunun için çok basit. Bu bir öğün yemeği arkadaşlar. Şöyle bir dilim ekmeğimizi aldık. Hı. Ekmeği yasaklayan bir hekim değil. Dediğim gibi bir veya iki dilim ekmek yiyebilirsiniz. Önemli olan miktar. Ay, bir şey söyleyeceğim hocam çok hızlı. Bir şunu tadabilir miyim Mustafa'cığım ya? Onu değil. Herkes onu kırmızı yumurtaya evet. Geçti. Vallahi hocam kaldı aklımızda. Evet kırmızı yumurtayı yedi. Çok değişik. Çok güzel olmuş bu ya. Sanki içinde peynir var gibi. Şahane bir şey ve sadece beyazını yediğim halde böyle. Tat bak. Çatal burada var temiz. Al al var bir sürü ver. Gel. Mustafa da Halecali. Şeydi ben beğenmezse de söyler. Onları Halecali yiyecek. Ha tamam gerisini onlara verelim. Şöyle serisinden alayım. Ha. Sen onu koparana kadar annem. Ha. Çorbamız var hocam öğlen. Ha? Bugün çorbanız mı var öğlen? Süper. Evet. Süper. Mercimek çorbası yapın dedi hocam. Onu yaptık. Çok güzel hocam. Maydanoz da çok güzel lezzet katıyor. Tabii yani her türlü tereotu gerçekten çok lezzetli. Lezzetlendirmek üzere. Çocuklar için öğlen şahane bir yapıyoruz. Menü. Şimdi bir dilim ekmeği aldık. Şunu biraz yoğurt koyar mısın içine? Koyarım. Bana salata yoğurtçu doktor derler. Çünkü salata yoğurt gerçekten öğün yemeği olarak insanı zayıflatan bir şeydir. Bunu akşam gece saat 11'de canınız acıktı. Buzdolabına gidip börek çörek yiyeceğinize alın size çözüm. Bu çok özenli, önemli. Çözüm bu. Bir dilim ekmek aldık. İçine dünyanın en güçlü... Ha bu arada yumurtada söylemedim. Yumurtanın sarısında astaxantin var. Astaxantin dünyanın en güçlü antioksidanıdır. Bunu unutmayın. Antioksidan demek hastalıklara karşı korunmak demek. Antioksidan demek vücudumuzun kilo vermesine yardımcı olması demek. Hı-hı. İkinci dünyanın en yüksek antioksidanı nedir? İşte bu. Bakayım ne hocam. Bu? Sumak. Hepimiz sumak yiyoruz. Anadolu insanı hep sumaksız yemez lahana dolmalarını. Hep tarhana çorbasına şimdi, üstüne. Sumağı koyuyorum. Bol bol sumak. Her gün bir çatlı yani tatlı kaşığı sumak yerseniz yemin ediyorum tabii yemin etmeyin tövbe ama hasta olmazsınız grip olmazsınız şu kış günlerinde. Ciddi antioksidandır. Çocuklara verilebilir mi? Çocuklara da verebilirsiniz tabii yani bebekler değil ama çocuklara verebilirsiniz. Hı. Çünkü 2 milyon 800 bin ünitedir astaxantin yumurtanın sarısının içinde var. Bu da 316 bin gücünde. Bir de buna dünyanın üçüncü antioksidanı ekliyorum. Bakın hep ilk üç sırayı anlattım. Birincisi yumurtanın sarısında dedim astaxantin. İkincisi sumak dedim. Üçüncüsü de karanfil. Karanfili de evet, işte onu da döveceğim. Biraz döveceğiz. Ha, nasıl? Hemen şurada var hocam. Burada da var. Var mı? İki üç tane fazla hemen değil. Hemen dövüvereyim. Çünkü bakın her hocam gün. Hocam içine. Harikasın. Tamam. Her gün bir tatlı kaşığı kadar sumak yiyin. Yumurtanın dediğim gibi bu şekilde yapıp yiyin. Şöyle de 3-4 tane de karanfili dövüp yiyin. Sizi kimse tutamaz burada. Ya. Enerji. Enerji, asıl enerji. Asıl hasta olmayalım ya, efendim. Evet. Hayır bir de yorgunluk halsizliği de alır. Bak ne güzel oldu bu arada. Pakize bir görsene içinde bak karanfili ezdik güzelce. Ha. Toz haline getirdim. Bunu koyalım. Şimdi onu da şimdi hemen koyduktan sumak sonra koyduğumuz yoğurdun evet. içine ekliyorum. Bir dakika şuradan tamam. Şöyle göstereceğim. Bir daha söyledik. Karanfil, sumak, yoğurt. Bu kadar basit. Karıştırdık. Ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Bu bir öğle yemeği mi? Öğle yemeği tabii. Yani yoğurdu ayrıca yiyebilirsiniz. Jale öğle yemeği için yiyebilir mi bunu? Tabii ki ya. Ya da hale yiyebilir mi? O zaman kardeş payı yapalım. Çorbayı da içebilir miyim? Hocam, tabii çorba da içeceksiniz. Çorba ve bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu gerçekten yani doyurucudur. Yavaş yavaş yiyeceğiz ama bakın çok önemli. Yavaş yavaş. Enerji şimdi kaynağı. 41 lokmada yiyeceksiniz bunu. 41 kere maşallah diyoruz. Niye 41 kere diyoruz maşallah? Çünkü 41 defa ısıracağız bunu. Nane. Öyle hap hap ısırsanız doyamazsınız. Mümkün değil. Hocam bir de orada nane var. Naneyi de içine koydunuz mu? Naneyi de koyabiliriz. Ha, bir de nanemiz vardı. Özür dilerim. Evet naneyi de koyalım. Nane de 6. 7. sıralardadır. Şey olarak antioksidan özelliği. Mideye de en iyi giren şeylerden bir tanesi. Karışımlardan. Son derece sağlıklı. Ama sadece bu değil değil mi hocam öğle yemeği?
Ya bu kadar. Bu kadar mı? Yeter. Dünyayı yedik Zahide. Hocam ne diyorsun? Dünya. Yok vallahi doyarsınız. Bununla doyar mıyız? Doyarsınız. Ne beyni bileyim? Komutlamanız lazım. Bak o zaman Hale ve Cale'ye ben ikram ederken. Göstereceğim ben ama yok.